Quattro penne ne sabla ina. Laos viskisi. Bira dışında bunu da yudumluyorlar. Asıl sert olan o. Yemin ediyorum Nuh'un gemisi ya. Yarın sabah için fıstık, fındık. Sanki kaynana gibi ne getirmişler diye bakıyorum. Çok görüyordum. Ne olduğunu anlayamıyordum. Çok sulu, çok hafif, tatlı. Why they don't have television? The problem not interesting, so cannot do television. Cannot watch the television. Why not? Because not electricity. Not interesting for them. No electricity. No electricity. Yeah. No light, so cannot watch. So, but do they want to watch it or? Of course. Not electricity. So. Why don't they have electricity? Because quite far from the city, you know. Yeah. And the government, the few family, even big family, we can do for you, but just 30 family or 20, we cannot do for you. Okay. Yeah. Evet. This is a lot of money. Yeah, yeah. Şehrin meydanında muhabbet ediyoruz erkeklerle. Ama erkek kadın çok fazla birleşik oturuyorlar, yemek yiyorlar, içki içiyorlar. Öyle bir ayrım hiç görmedim. Başta öyle zannetmiştim. Yanlış anlamayın. Haremlik selamlık demiştim ama öyle denk gelmiş orada. Laos milli takımı. This is cool. Evet. Damadın evine gidiyoruz şimdi. Maşallah. Kırk gün kırk gece derler ya, 3 gün 2 gece burada da düğünler. Yine güneş enerjisi sadece. Laos hükümeti buraya. Erkek tarafı. Çeşme var, köy çeşmesi. Tabaklara bakın. Ne watching the name? Ne bu? This is what's this? Flower? They is prepare for the candy for to eat, to deep fried, you know. They make for the rice. Kız elin gidecek, Allah cezanı vermesin. Ne o ya çok 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 bravo. Jasmine rice. Yeah. This is rice. Yeah, this is for the rice. They put in here to, you see? Pirinç unu yapıyorlar arkadaşlar. They make cakes? Maybe. Yeah, they make cake and deep fry make cake. Ah, okay. Pirinç unundan kek yapıyorlar. Like a. Elini niye indirip çıkartıyor? Ben onu anlamadım. He put a lot. Just put a little bit. Because they need to powder, you know. Ah, yeah. The rice here you can soak in the water about one night. Okay. Bir gün suya koymuşlar. For the moment, they will take you taste. If they already deep fry, you know. Yeah, of course. Be careful your head. No problem. Ben yapınca tadacağız. Hello. Sabaydi. Sabaydi. Nasılsın? Sabaydi. 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 Beyaz adam şans getirir inşallah size. Merhaba, sabah değil. Bu acena ne? Bu acena
Tomorrow they can take picture with the yeah. Ah yes yes yes. Geleneksel elbiseleriyle çekeceğim. He's Bryce's father. What? Bryce a group father. Really? Yeah, group father. Damadın babası var, benden daha genç. He's younger than me. Yes. How old is he? Papu oranı ya. So why now the bride and the groom they are removed here this okay. to over there already. Ah, okay. So tomorrow they will be back here to a small party here again. Okay. Drink here again. Okay. So they are waiting for the new bride. Yeah, yes? That's right. For the they are back who's, here. Again. Who's his wife? Kaynana. Çok eşlilik varmış arkadaşlar Hmonglar'da. So he still has two wives? Why now? Just one wife. Okay. Because the first boy, the wife he's still from the wife mother. They are 9 children. And then his wife passed away. Oh, she died. Yeah, yes. She died. And then she's the second wife. Yes. How many children does he have? She got the first wife, she got, he got 9 children. 9? Yeah, 9 children. Okay. İlk yaşından 9 çocuğu olmuş, ölmüş. And he married with her. Evet, kaynana da o, yeşilli. Had the 6 children. 6, so he has 15 children. Yeah, right now there are 15 children. 15 tane çocuğu varmış. With the father and mother, yemin ediyorum, seven sex, people sex machine ya. Yeah. Sex machine. Yes. Like making babies all the time. Is it allowed to marry 2, 3, 4 wives? Yeah, long times ago, yes. They can got rhino. They cannot. Not? Yeah, because cannot. Of the government? Yeah, because of the government control. Yes. You should just one wife. Çok eşlilik varmış. Şu anda yok. Chicken, wise coming. Wild. They're shooting. Wild. Yeah. Evet, şimdi bu özel bir evet, burada bir horoz var. Bu dövüşçü bir horoz. Buraya bağlamışlar. Böyle duruyor. Sebebi de ormandaki vahşi tavukları ya da kuşları avlamak için. Bu ötünce geliyorlarmış. Başkaları da var. Ne enteresan hayatlar ya. Allah ödümü koparttın, Allah cezanı vermesin ya. Nasıl bir ötmek lan o? Hala tarım devriminin başladığı zamandaki gibi. Domuzlara bakın. Bu da böyle. Ha. Bakın. Un yapıyorlar yine, ezerek. Ay ya. Yani mısır. Vay. Arkadaşlar çok acayip şeyler ya. Gerçekten. Burada. Can. Tamam Can. Ha? Buncan. Sen Buncan. Buncan. Nice to meet you. Fatih. Kız sarışın. Sen ne? Erkek mi kız mı? Onu da anlamıyorum ki. Ne oldu? They bring vegetables? Yeah, vegetables. Thank you for tomorrow morning. Yarın sabah için.
from the groom's house. Yeah, that's right. Okay. Tören de yine. Fıstık, fındık. Ben de sanki şey gibi, kaynana gibi ne getirmişler diye bakıyorum. Kız, dedikodu var mı? Merhaba. Hayır. Ya videoya çok aşina değiller arkadaşlar. Onun için hep duruyorlar ben kamerayı çevirdiğim zaman. Aa! Bakın ördeğin yavrularına bakın nasıl. Tabii nereye gitsem çocuklar da peşimde, kankalarım. Ölümüne kankalar. Sen onu... Bak o daldı. Anam kızdı, kızar o. Kızar. Ega hega. Time, yes, tamam. Çektik oğlum, kaç tane çekeyim ya? Bunlar da köyün ileri yiyenleri gibi izliyorlar şeyi. Oo. Kolajen bunlar arkadaşlar, kolajen. Ana. İşte budur ya adam. Hadi bugün de mama olmadınız bakıyorum. Yemin ediyorum köyün delisi gibi oldum ya, her yere giriyorum. Burada su var, çeşme, köy çeşmesi. Elektrik yok, su yok bizim bildiğimiz türde yani. Açtığınız zaman suyun gelmesi onlar için ananı. Bu ne be? This is the park? Yeah, that's right. Hi. Evet arkadaşlar, bahsettiğim. Ya şimdi adam bana diyor ki sabah kestiler diyor 150 kilo şeyi, domuzu. Şimdi kesilmemiş hali geldi. O da şimdi üşer diyor ama. This is from the groom's family? Yeah, that's right. Evet. Damadın ailesi domuz yolladı. Zaten büyük eşlik halinde geldi. Sabah gidecek bu. Arkadaşlar bunlar bir çığlık atıyorlar var ya. Ben Filipinler'de görmüştüm böyle bir domuzun çığlığını. Şehrin yarısı ayağa kalkar yani öyle. Yani Çorum Sungurlu da bu çığlığı atsa tüm Sungurlu ayağa kalkar öyle diyeyim yani. Oğlum ne elliyorsun? Heh. Tamam, çektim oğlum sen. Kaç kere çekeceğim? Selfie de çekindik ya. Tamam, okey. Very good. Aslanım benim. Bu domuz sabah rahmetli olacak. Oğlum dur, ellerin de pis pis ya. Evet, yine yumurtalar geldi. Oğlum tamam, tamam. Tamam. Yemin ediyorum 3 saattir peşimde ya. Bir bırakmadı peşimi. Yumurta açacaklar. Benim muhtemelen yiyeceğim nadir şeylerden bir tanesi olacak. Ya şimdi şimdi şöyle bir şey var. Hatırlıyor musunuz? Önceki bölümde ilk gittiğimiz Monk köyünde bir yumurtayı silahla vurdular. Kendi yaptıkları özel silahmış o. O şaman kötü ruhu çağırıyor ve diyor ki gel sana çok güzel bir yumurta vereceğim diyor. O yumurtayı işte bağlıyorlar mesela çocuğun. Çocuğu kötü ruhlardan korumak amacıyla ve sonunda da o ruh kötü yumurtanın içine giriyormuş ve vuruyorlar. Onu izlemediyseniz kesin izleyin. Dünyada tek bir görüntü ve yani gerçekten çok çok şanssız. Yeni doğmuş bir çocuk olması lazım. Şaman dinine inanan bir monk grubu olması lazım. Vesaire vesaire. Yani hem düğünü çekebildiğimiz için şanslıyız.
hem de şaman ayinini. Sadece Monk yeni yılını çekemedik. Onu da başka bir yıl geleceğim size çekmek için. Onu ben görmüştüm 12 sene önce. Aa bak. Hocam bak, erkek de taşıyor. Şey toplum. Çok ilginç mesela. Laos ve Taylandlılara göre bazıları aşırı beyaz ve bu şey Çin'den gelmeleriyle alakalı. Mesela elden ele yüzlerce yumurta koyuyorlar. They're gonna boil it, yes? Yeah, they boil it. Boil. They're going to make a little salad. Ha, salad, yeah. Bakın bu domuz. So what are they talking about when they talk about this pork? They're talking about this is possible enough for the customer or it's not enough. Yeah, yeah, for people who's gonna attend the ceremony. Tomorrow, right? Yeah. Evet, yarınki düğün için. Tomorrow morning, early, either tomorrow maybe. Taki ne ya tuh tomorrow dan cuma kita pola. Kita pola lah, kita saya. Wow. What time? They don't know yet. Okay. They ask for the. Shaman. Where is shaman here? No? Shaman here. There is shaman, right? Yeah, there should be here, but just one or two of them only. Okay. Şaman da burada, onu da görürüz inşallah. Yani görürüz muhtemelen düğün seremonisinde. Arkadaşlar bu bildiğiniz salatalık. Laos usulü salatalık hem de. Şöyle bir mikrofonu koyayım ben. Evet. Hayatımda ilk defa, yani çok görüyordum. Ne olduğunu anlayamıyordum. Laos usulü salatalık. Ve gerçekten... Harbi salatalık. Çok sulu. Ve çok hafif tatlı bizim salatalığa göre. Çok güzel ama. Very nice. Allah! Domuzların kavgası. Allah'ım. Ne yapıyorsunuz ulan köyün serserileri? Oo, sticky rice. Nasıl gülüyorlar ya? Aşçı valla. Kuzunu da ayarladı. Oh. Kuz. Koy koy. Köyün delileri. Bu sticky rice. Aslında pirincin ilk şekli bu. Diğer Asya ulusları vazgeçiyorlar. Normal pirince dönüyorlar. Tabii ki sticky rice onlarda da var ama Laos tamamen sticky rice kullanıyor. Farkı ne? Sticky yapışkan pilav demek, pirinç demek. Pilav aslında sonuçta haşlanmış oluyor. Gluten var. Zaten glue işte, yani yapıştırıcı demek gluten. Sticky rice. Yani içinde gluten olduğu için bu pirinç yapışkan, yapış yapış. Bolca mango ile tüketiyorlar. Laos'ta ama bulabileceğiniz pirinçlerin büyük kısmı sticky rice. Tayland'da vesaire de var tabii ki ama bu kadar yaygın kullanılmıyor. Bu Laos viskisi. Bira dışında bunu da yudumluyorlar. Asıl sert olan o, ev yapımı bir de. Kolay gelsin. Hay. Sarımsak. Asya mutfaklarının vazgeçilmezi. Nasıl buldunuz hayatı? No, no. Kamera, video. No, 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 thank you. Sticky rice, you eat. Dedim, işte bu. Yapışkan. Öyle bizdeki pilav gibi tıkır tıkır dökülmüyor. Oh. Şimdi biberleri görüyorsunuz.
düğünde, düğün yemeklerinde acı, baharat kullanmak yasak. Neden yasak? Normalde tabii ki çok kullanan bir millet. Bolca biber vesaire. Muhtemelen bunlar tatlı biber olabilir ya da başka bir şey için götürüyor olabilir. Sebebi de evliliğin acı ve baharat kullanılırsa acı ve inişli çıkışlı yani baharatlı bir evlilik olacağını düşünüyorlar. Onun için yemeklerde katiyen hiçbir şekilde acı, baharat kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Bu da yine küçük bir bostan. Bunu çevirmelerinin sebebi de hayvanlar yemesin diye. Çünkü çok fazla hayvan, her yer hayvan. Kaz var. Yok. Ördekler. Tavuklar, köpekler. Mekong kıyısına geldim. Nasılsın teyzem? Merhaba. How are you? Yes. Burada gölden su oluyor. Yes. Benim ufaklar da uzaktan takip ediyor beni. Köydeki. Bugün böyle. Gün batıyor zaten. Mekong Nehri kıyısında bitireyim dedim. Vay ne güzel ya bunlar bostanlar. Kadın. Kiyo. Tabii ki aşırı şişeler, plastikler kıyıdan kıyıya. Karşıda yine yakıyorlar ormanı. Çok bereketli topraklar tabii. Yılan bakımından falan da bereketli arkadaşlar. Gelirseniz dikkat edin. Sokmasın. Buradaki yılanlar bir de aşırı zehirli olabiliyor. Oh. Evet. Biraz nehir kıyısı güzel oldu. Harika ya. Bugün burada uyuyacağım. Bakalım akşam başımıza neler gelecek. Ya bu kabilelerde uyumanın en büyük problemi şu. Ben böyle 1'de, 2'de, 12'de, 3'te falan uyumaya alışık bir insan olduğum için. Elektrik olmadığı için 7-8 gibi uyuyorlar. Kolombiya, Meksika kabileleri falan. Bunlarda da elektrik yok. Günün ışığıyla uyanıyorlar. Tam bir çılgınlık. Gerçekten. Güzel bir şey belki de. Bilemiyorum. Bilemiyorum Altan. Sebzeye bu kadar düşkün olmaları çok güzel ya. Gerçekten. Sebze ağırlıklı beslenirlerse ömürleri de uzun olur. Nuh'un gemisine gidelim. Yemin ediyorum Nuh'un gemisi gibi ya. Adam kendi elleriyle yapmış. Buranın tek suyu burası. Denize kıyısı olmayan tek Çin Hindi ülkesi. Tayland, Vietnam, Kamboçya, Myanmar, bu ülkelerde Malezya, Singapur, yine yakın Endonezya zaten ada, Filipinler ada. Ülkelerin hepsinde, bu ülkelerin hepsinde deniz var. Sadece bu kısmetsizler denizsiz kalmışlar. Bir de üstüne Amerika bombalamış. Ay arkadaşlar nasıl esiyor var ya. Bakın nasıl esiyor. Ben size anlatamam. Buranın kışındayız. Kış diyorlar bu mevsime. Kış dedikleri de tişörtle geziyorsun ama çok güzel. Çok güzel. Bunların bir de bilmiyorum bu seyahatimde görebilecek miyim ama çok çirkin bir yunus türü var. O bu Mekong Nehri'nin belirli bölümlerinde yaşıyor böyle kafası falan ve nesli tükenmekte. Belki onu da görebiliriz. Şansımız yaver giderse. Yemin ediyorum Nuh'un gemisi ya. O kadar dünyayı gezdim. Bir de şey vardı ya. Titicaca Gölü var. Dünyanın en yüksek gölü. Bolivya o da şey landlocked işte denize kıyısı olmayan bir ülke. Orada da bundan daha güzeldi. Şey yapıyorlardı. Büyük traktörleri falan geçiriyorlardı gölün karşısına. Arabaları falan böyle. 8 araba bindiriyorlar böyle bir tekneye. Koyuyorlardı, karşıya geçiriyorlardı. Hadi bakalım. Akşam bizi ne bekliyor? Güzel yemek hazırlıyorlar ama. Şey çok komik ya. Bizim erkeklerin böyle toplanıp şey yapıyorlar ya. İnşaata bakıp izlerler ya. Bunlar da o domuza gelip devamlı domuz hakkında yorum yapıyorlar işte. 150 kilo bütün köye yeter mi? Şurasından kesse ne güzeldir falan filan gibi böyle. Saatlerce o domuzun etrafında erkek grupları domuzu tartışıyorlar. Çünkü büyük bir olay. Yani bu insanlar çok zengin değiller. Bence çok zenginler. Yani şöyle bir doğanın içinde yaşamak. Doğa her şeyi veriyor ama maddi olarak değiller.
O domuzun da $500 olduğu söylendi. 150 kilo civarında dediler. Bilmiyorum yani, ben sonuçta hayvancılıkla uğraşmadığım için 150 kilo gelir mi? Ama yani ben 100 kilo geliyorsam o da 130-150 gelir gibi. $500 dediler. Bana biraz pahalı geldi Laos için. Çünkü Laos dünyanın en ucuz ülkelerinden bir tanesi. Gerçekten çok çok ucuz yani. Öyle böyle değil. Bilemiyorum. Bilemiyorum Altan. Şu güzelliğe bakın ya. Hadi bakalım akşam ne olacak? Diğer tarafa çok misafir gelince bu evde. Buranın en lüks evi. What's his name? B. B. That would be here. All his children? Not the red shirt. Oh, the red shirt. 6 tane çocuğu varmış. Oh, ne güzel, bizim çocukluğumuzdaki gibi öyle. Dışarıda balkonda oturuyorlar. Bugün burada uyuyacağız arkadaşlar. Ayakkabıyla da girmiyorlar eve. Köyde insanlar elektrik olmadığı için ellerinde fenerlerle geziyorlar. Tabii ışık olmadığı için muhteşem bir gökyüzü var. Hava da şahane. İnşallah çok fazla sinek ısırmayacak bizi. Evet arkadaşlar, burada da yemek ikram ediyorlar uyumadan önce. Kız çatı bu, tam cadı. Şöyle, kapana mı? Tamam. Bu neymiş, merak ettim. Bizim etli türlü gibi ha. Bu güzele benziyor. Nerede? Adadama mı deniyordu böyle bir sebze? Fasulye gibi bir şey. Ama değil yani, bizim fasulyeden değil, başka bir fasulye. Paniye. Çok lezzetli. Paniye. Paniye. Acısı fenifeci yaktı ya arkadaşlar. Düğün yemeği değil tabi bu. Acısı yaktı ama et çok lezzetli ya. Arkadaşlar bugünkü yatağımız burası. Yatağımız diyorum çünkü kankam B ile yatacağız. Şey olması çok iyi. Yani şuradan yılan falan sarkar. Onlarda bir sıkıntı yok zaten. En azından sivrisinek ısırmayacak. O anlamda mutlu ve güzel. Bu kuzeni buranın en zengin insanlardan bir tanesi. Burası da evi onun. Ve ışık olan nadir evlerden muhtemelen jeneratörle aydınlatıyor. Ya da o tarz bir şeyle. Hepinize iyi günler. Yarın düğünde sabah erkenden görüşeceğiz.